Pasif gelire ulaşmanın yolu, yani biz pasif olduğumuzda da paranın gelmesi. Ya kastettiğim şey bu. Çünkü insan her zaman aktif olamaz. Pasif olduğun zaman bile bize gelirin gelmesini sağlamamız gerekiyor. İşte bunun yolu dijital bunu sağlıyor aslında. Yani şu anda mesela biz uyurken bile aslında eğer kurabilmişsek, doğru kurduysak kurmuş olduğumuz yani bir takım kodlar işte arka plana çalışan kodlar bizim için çalışıyor aslında. Ama işte bu kodları doğru anlamak, doğru kullanmak lazım. Doğru yaparsanız siz uyurken bile inan çatır çatır sistem yürür ya. Yani ben bunu aslında 2000'lerden önce fark ettim. Onu söyleyeyim. Yani dijitalin gücünü 2000'li yıllardan önce fark ettim ama yani istiyorum ki gençler 23 sene geçmiş aradan. Yani 23 sene sonra bari fark etsinler yani. Bunu istiyorum. Ve benim o günlerden fark ettiğim olay benim hayatımı çok değiştirdi yani dijital anlamda. Gerçekten bilgim çok fazla. Bunu inkar edemem. Çünkü çözemeyeceğim soru şey yok. Yani gerçekten çözemeyeceğim konu yok. Zaten şöyle şunu biliyorum yani. Dünyada bakın bunu uygulayın diye anlatıyorum. Bütün başarılar deneyerek gelmiştir. Çünkü sen bir şeye ilk defa yaptığında onu yapmış olmuyorsun zaten. Denemiş oluyorsun. Yani ya olur ya olmaz yani. Hani hep örnek verdik ya. İşte Edison, ampulün icadı. Yani adam binlerce defa denedikten sonra ancak başarılı oluyor. Hatta rivayetlere göre kimisi 2000 deney diyor, kimisi 20 bin deney diyor. Hatta adam binlerce deney yaptıktan sonra onları yazarmış yani ondan sonra defterine. Ve 53 yaşındayken o binlerce deneyini yazmış olduğu defter yanıyor bir yangında. Ve adam 53 yaştan sonra tekrar başlıyor. Sıfırdan tekrar başlıyor. Ve sonuçta başarıya ulaşıyor. Vazgeçmiyor yani, pes etmiyor. Arkadaşlar bu fıtratımızda aslında var. Yani fıtratımızda var bu. Hatta sadece bizim fıtratımızda yok. Yani bütün canlıların fıtratında var. Mesela fareye örnek vereyim. Mesela fare labirente konuyor biliyorsunuz. Yani bir tane labirente koyuyorlar. Labirentin çıkışında bir peynir var. Onun kokusunu alıyor. Ve fare oradan çıkmaya çalışıyor. Ve sürekli deniyor arkadaşlar. Deniyor. Ölünceye kadar deniyor. Hiç vazgeçmiyor. Hiç pes etmiyor. Dolayısıyla yani denemekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Gerçek başarısızlık bu zaten. Bakın ben bugün dijitalde bir başarım varsa inanın denemeye başlıyorum bunu. Vazgeçmiyorum ya. Ya çünkü dijitalde şöyle bir olay var. Tabii bu yavaş yavaş değişiyor. Yani mesela 20 sene önce kodlar çalışıyorken bir virgül bile çok şeyi değiştiriyordu. Yani sistemi komple çöp edebiliyordu yani. Çünkü belli bir algoritma var. Algoritmada bir yerde bir virgül olması gerekirken nokta olursa sistem çalışmıyor. Çünkü akış yok oradan. Çünkü algoritma akışlayamaz demek. Ama bugün artık bu değişiyor. Yapay zeka artık bunu biliyor arkadaşlar. Kendisi çözüyor. Oradaki problemi kendisi çözüyor. Bu aslında 2010'larda falan başladı. Yani belki daha bile önce. Google yani sen yanlış bir kelime yazdığında mesela eskiden bulamıyordun. Şimdi seni uyarıyor. Sen bunu mu demek istedin diyor. Hani yanlış yazdığını biliyor yani. Ve seni düzelterek devam ediyor. Şimdi yapay zeka çok daha ilerisi bunun. Yani şu an bir yapay zeka olayı başladı. Velhasılı. O anlamda. Ya, hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dedik ya şifre çalıyor insanlar. Yani bazı korsanlar şifre çalıyor. Ne yaparak çalıyor sizce? Deneyerek arkadaşlar. Deneyerek. Deniyor adam. Senin hakkında bilgileri topluyor. Buna phishing demiştik ya. Phishing, ortalama sistemi. Senin hakkında bilgileri topluyor ve denemeye başlıyor. Değişik kombinasyonları deniyor mesela. Hani vardır ya permütasyon, kombinasyon, şu bilmem ne. Bu hesaplara göre de sürekli deniyor. Eğer sen kırılabilir bir şifre yaptıysan, mesela bugünkü şifrelerde malum ne isteniyor? Büyük harf olacak, küçük harf olacak, rakam olacak, özel işaretler olacak. Yani kesme işareti gibi, virgül, nokta, parantez, yıldız, şu arkadaşlar ne varsa kullanmanız lazım. Hatta benim kullandığım işte web sitelerinin arkasında bir panel var, C panel diye. Ya oradaki şifre o kadar karışık ki ezberleme mümkün değil ve kırılamaz bir şifre. Öyle hani deneyerek demek ki imkansız yani. Ama tutup da eğer şimdi yapay zeka var diyoruz ya. Arkadaşlar bu yapay zekayı ateş nasıl ki iyi de kullanıyorsa. Bakın ben bugün zaman zaman dalıyorum. Hakikaten tefekküre dalıyorum. Ateş. Yani ateş olmasa bugün medeniyet olmayacaktı yani. Çünkü ateş olmadan demiri dövemezsin. Demire şekil veremezsin yani. Teknolojiyi buna borçluyuz. Uçakları uçuramazsın.
Ne bileyim, bugünkü binaların bu şeklini getirmen mümkün değil ya. Yani. Ama buna rağmen ya bakın, ateş bu kadar iyi bir şeyken aynı zamanda seni yakabiliyor. Doğruda kullanılmazsa. Yapay zeka da öyle. Yapay zeka çok iyi bir şey. Gerçekten mesela benim yaptığım web tasarım işini de kolaylaştırmaya başladığı için ben açıkçası tekrar dönüş yaptım yani. Yavaş yavaş sipariş almaya başladım. Çünkü iş daha kolay oldu. Metni veriyorsun, küt diye sana yazıyor ya. Mükemmel bir şey. Hani GBT diye Instagram'da zaman zaman tanıtıyorlar ya. GBT diye bir şey var. Ondan sonra işi çok kolaylaştırdı ya. Senin yerine o yazıyor. Çok acayip yani, muhteşem bir şey. Ben bunu niye kullanmayayım? Yani bildiklerimle buna üzerine ekleyerek çok çok daha ileri seviye şey yapabilirim ama özellikle dijital dediğimizde arkadaşlar reklam beşinci güç diye geçiyor. Beşinci güç. Yani bugün birçok hani şu an dijitalden zengin olmuş. İnsanların başarısı reklam sayesinde. Yani eğer sizler de Instagram'dan büyük satışlar yapıp para kazanmak istiyorsanız kesinlikle reklam işini ciddiye almanız lazım. Ciddi yapmanız gerekiyor.